Adana Demir'in rakiplerine oynayacağı maçlara baktığımız zaman ve Adana Demir'in kaybettiği 2 puana da baktığımız zaman bu maçın muhakkak kazanması gerekiyor. Adana Demir'in yani Süper Lig için ben direkt Süper Lig'e geleceğim, ikide olacağım diyorsa bu son dönemeç. 7 hafta kala baştan şunu söyleyeyim. Menemenspor'un ligde kalması kolay değil. Yani en zor fikstür Menemenspor'da. Hedefsiz değil takımlar. Neden değil? Balıkesirspor bir kere can havliyle ligde kalmaya çalışıyor. Kalmak için uğraş veriyor. Samsunspor'un bu hafta Tuzla deplasmanında yaşayacağı herhangi bir puan kaybında Altay bir kere hemen ilk ikiye kendini atmak istiyor. Nesine TV'den herkese merhabalar. Ligler geri dönüyor, ligler başlıyor ve birinci lig saatinde Devrim abiyle beraber yine sizlerle birlikteyiz. Milli ara sonrası her zaman zordur. Kolay bir hafta değildir. Birinci lig zaten başlı başına zor bir ligdir. Bir de milli ara dönüşü. Umarım bir sonraki hafta yapacağımız kolajda kırmızı işaretler çok fazla olmaz. Derim abi hoş geldin. Hoş bulduk seni, sen de hoş geldin. Kolaj demişken hemen istersen pası atayım. Bir bakalım milli aradan önce neler yaptık? Çünkü kötü kapatmıştık. Kötü bir performans vardı. Yani tarihin en kötü performansıydı. Bakalım iyi geri dönmüş müyüz? Hemen izleyelim. Altay kazanır bence. Hani bu seriyi bozmaz ve bu maçın üst biteceğini düşünüyorum ben senin. Hem Altınordu'nun hem İstanbulspor'un da bu maçta gol bulabileceğini düşünüyorum. Onun için karşılıklı gol var. Tercihinde bulacağım seni. İki takım da gol bulacaktır. Adana Demirspor kazanır ve bu maç üst biter diye düşünüyorum. Tahminim alt. Ben de ilk yarı beraberliğini ekleyerek ben burada da karşılıklı gol bekliyorum derim abi. İki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Hatta üst derecede denenebilir bu maçla ilgili. Ben aslında öyle bir tercih yapayım. Keçi ölen kazanır tercihinde bulunacağım. Boluspor bu maçı bence kazanır. İki takımın da açık oynayacağını düşündüğüm için seni üst tercihinde bulunmak istiyorum. Evet, gollü bir maç olma olasılığı bence de bir hayli yüksek. Çok enteresan bir maç olacak tabii ki. Diyelim abi valla bu da hiç olmayan bir şey olmuş. Yani şimdi öyle acayip 2 hafta ki bundan bir önceki hafta bizim 2 yıllık en kötü performans. Bu da 2 yıldaki en iyi performans olmuş. Acayip geri dönmüşüz. Hırs yapmışız bayağı. Dedim abi çok hırslı bir program olmuş. Ama senin Gözlerimize şunu yansımış söyleyeceğim. yani. Yalnız söyle abi. Milli maç dönüşü zor olur biliyorsun yani. Ara Evet verdik bak evet. söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Şimdi şu girizgahı görüp hadi bakalım şöyle yapmayalım. Çok tehlikeli bir hafta bu. Hem birliği ara dönüşü bir tehlikesi var. Zaten son viraja da geliyoruz artık ligde. 28. hafta yani çok artık son haftalara doğru ki aslında 20 kez oynansa 20 kez Adana Demir galibiyeti söyleyeceğimiz bir maç berabere bitiyor ki işte orada bile yani o hafta bile mükemmel bir haftada bile bir tane problem ki işte çıkan problem de Adana Demir maçı Eskişehir maçı çok Tabii. hiçbir şekilde 20 kez düşünülse beraberliğin çok fazla tercih edilmeyeceği bir maç ama yine aradan çok büyük bir sürpriz çıktı. Hemen o zaman değerim abi başlayalım. Güzel bir maçla başlayacağım. Tuzla Samsun maçıyla istersen
bu haftaki açılışı yapmış olalım. Şimdi Samsun beklentilerin altında. Yanılmıyorsam 4 maçtır kazanamıyor. Ve son 2 maçtır da 9 kişi kaldı üst üste. Tabii kartlar doğrudur yanlışır tartışılır. Ama bu seviyede bu hedefte bir takım oyuncusunu görmemesi gereken kartlar görüyorlar maalesef. Onu da söyleyeyim bir kere. Tuzla Spor'da istikrar çok fazla yok. Yani ne zaman ne yapacağı belli değil. Teknik adam istikrarsızlığından belli zaten. İşte yine teknik adam değişikliğine gittiler. Şimdi Suat Kaya geldi takımın başına. Valla Samsun Spor'un bu maçta kaybedeceği bir puan sıkıntılara yol açar. Şöyle sıkıntılara yol açar. Yani Altay çünkü gümbür gümbür geliyor. Samsun Spor'un da fikstürü çok iyi. Altay'ın da fikstürü çok iyi. Burada Samsun Spor bir puan kaybında Altay'ın geçmesi durumunda Altay oradan bırakmayabilir işi. Onun için Samsun Spor'da puan kaybında ciddi sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Bunu düşünerekten artık yani oyuncular yeterli artık bu kadar çok puan beklentinin dışında puan kaybettik diye düşünerekten hani ben bu maça daha ciddi olacaklardır diye düşünüyorum ve hani çok uzatmayayım. Samsun Spor'un bu maçı kazanmasını bekliyorum. Peki haftaya yalnız Samsun Spor şimdi bu maç da bitsin. Haftaya bir sorum olacak. Sana daha önce de sormuştum bunu diyelim abi. Haftaya şu maçta bir geçsin. Yine Samsun Spor'la ilgili konuşup sohbetini yaparız. Çünkü özellikle Samsun Spor taraftarların da programımızın altındaki yorumlar kısmında soruları vardı. Şimdi milli ara dönüşü maç bazlı gitmek istiyorum ama haftaya biraz daha takım bazlı sohbet yaparız. Takımları biraz daha milli ara dönüşünden sonra o bir maçlar oynansın. Sonra tabii ki konuşuyor olacağız ve Ankara Spor Akhisar maçıyla devam edelim dedim abi. Burada tabii aslında şimdi puan durumuna da baktığımız zaman, puan durumunu da bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman Akhisar 25, Menemen 28, Adana 28, Balıkesir 29 neden ve 3 takımın düştüğü ama mevcut tabloda Eskişehir zaten maalesef durum ortada. Çok çok mucizevi bir durum. Bitti zaten. Ankara Spor havlu atmak üzere ama Akhisar için çok kritik bir maç. Valla şimdi senin zaten Eskişehir matematiksel de yanılmıyorsam bu hafta resmi olarak küme düşüyor. Ya Ankara Spor'un da artık çok zor. Ankara Spor'un da artık çok zor ligde kalması. Yani kazanabileceği maçları kazanamadı. Yani çok ama bunlarda hani Ankara Spor'da da çok ciddi istikrarsızlık var teknik adam anlamında. Yani işte yaşadık yani bu sene kaçıncı teknik adam. Mehmet Ak tekrar geri geldi. Şimdi Akhisar, Fırat Gül'le bir tık daha şanslı sanki bana göre. Ligde kalma adına söylüyorum ben ama bu maçla ilgili söylemiyorum. Ligde kalma adına Akhisar bir tık daha şanslı. Çünkü geçen sene bu deneyimi yaşamıştı Fırat Gül. İstanbul Spor'dan sonra İkinci teknik adamlığı Bolu Spor'da yaptı ve Bolu Spor'u o kritik durumdan çıkartmıştı, kurtarmıştı. Akhisar'da da bir farkını aslında ortaya koymaya başladı. Maça geçecek olsak ben hani kadro kalitelerinin çok birbirinden farklı olduğunu düşünmediğim için ama iki takımın da kazanmak için tabiri caizse saldıracağını düşündüğüm için iki takımın da gol atabilecek ve üst tercihinin olabileceğini düşünüyorum bu maçla ilgili. Derim abi haftanın en kritik maçlarından bir tanesi, en önemli maçlarından bir tanesi Giresunspor İstanbulspor maçına geçişi yapalım. Giresunspor 3 maçtır üst üste kaybediyordu. 4 maç mı olacak bu acaba? 4 maç mı olacak mı bu acaba diye Samsun deplasmana çıktılar. Kağıt üzerinde çok zor bir deplasman. Kağıt üzerinde hani mağlubiyet yazsan kimse neden diyemeyeceği bir deplasmanda. Senin de biraz önce belirttiğin gibi kırmızı kartlar vesaire ve Giresunspor 3 maç sonra yani 3 maç 0 puan sonra kazanmayı başardı ve öyle bir lig oluyor ki aslında Giresunspor belki o 3 maçta 9 puanı bıraktı ama geriden gelenler de bir seri yakalayamadığı için Altay'ı bir kenara koyuyorum. Giresunspor yine önemli puan avantajıyla yukarıda duruyor zirvede.
Şimdi Giresunspor yani aslında çok güzel anlattın. O 3'te 0'ın şeyini diyeyim, nasıl diyeyim, cümleyi bulamıyorum. Yani bütün bir kalemde sildi aslında 3'te 0 kötü görüntüyü. 3'te 0'ın En yakın getirmiş olduğu tüm ve çok özür dilerim abi. 3'te 0'ın getirmiş olduğu tüm olumsuzlukları, tüm avantajın hepsini bir maçta geri aldı bu maçla beraber. çünkü en yakın rakibi ile olan puan farkını açtı. Mağlup Evet. olsaydı, ki deplasmandaydı, deplasmanda mağlup olması çok sürpriz değildi. Samsunspor'un kazanmasını herkes bekliyordu belki. Kazanamasaydı, mağlup olsaydı liderliği de veriyordu. Belki ilk ikiden çıkma şansını çok azaltacaktı mağlup olsaydı. Yani bu 3'te 0'ın bir anda bir kalemde sildi Samsun maçındaki galibiyetle. He, sonuca bakarsan kazandı. Belki Samsunspor çok daha iyi oynadı. Ama Giresunspor net bir skorla kazanmayı bildi. İstanbulspor'da ise Fatih Hoca ile Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Ya İstanbulspor'da bir özellikle son 5-6 haftadır böyle bir beklentinin dışında kayıplar oldu. İkinci yarıda daha ciddi kayıplar oldu. Bir ara çünkü liderlik koltuğuna kadar gelmişti İstanbulspor. Şimdi playoff'a girememe durumu söz konusu İstanbulspor'un. Ama ben yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Maça geçecek olsak ters gelir bir kere İstanbulspor, Giresunspor. Onu söyleyeyim. Ters gelecektir. Oynadığı futbol anlamında söylüyorum. Hani genel istatistik falan söylemiyorum. Ters gelecektir. Valla hani bu haftanın belki değil en zor maçı bana göre. Yani bir tahmin yapmakta çok zorlanıyorum. Karşılıklı gol var. Tercihine bulunacağım. Çok hani riskli çünkü ne desem hakikaten riskli. Haftanın zor maçlarından biri. Ben de bu maç için hani en ideal tercih olarak sanki karşılıklı gol var duruyor. Taraf bahsi için değil de burada goller sanki daha mantıklı bir tercih olabilir. Gerçekten çok zor bir maç. Adana Demir, Keçiören Gücü maçına geçelim diyelim abi. Tabii şimdi Adana Demir'in rakiplerine oynayacağı maçlara baktığımız zaman ve Adana Demir'in kaybettiği 2 puana da baktığımız zaman bu maçın muhakkak kazanması gerekiyor. Adana Demirer Süper Lig için ben direkt Süper Lig'e geleceğim, 2'de olacağım diyorsa artık bu son dönemeç. 28. hafta, 34 hafta oynanacak. Artık hani ben bu puanı telafi ederim haftaları bitti bence. Şimdi Keçiören'de playoff'un içinde yer almak istiyor. Belki Evet. playoff'un en ciddi şu anda adayı. İstanbulspor hemen bir puan altında. Adana Demirspor beklentinin çok altında bir sonuç aldı ve futbol oynadı. Yani son Eskişehir maçında bir oyuncularda belli ki bir rehavet oluşmuş. Nasıl yeneriz rehaveti? Çok netti zaten. Maçta da belliydi bu. Bir şekilde buluruz golü. Bir şekilde atarız. Sonlarda gol geldi belki ama hemen şok gol yediler kendileri için. Şok bir gol yediler. O skoru da çeviremediler lehine. Zaten zaman kalmamıştı fazla. Şimdi Keçiören iyi bir dönüş yaptı Akhisar maçında. Önemli bir galibiyet aldı. En azından playoff için şansını sürdürdü. Yani puan farkı açılmadı fazla. Valla yine bir zor maç. Giresun İstanbul maçı ne kadar zorsa Adana Demirspor Keçiören maçı da o kadar zor. Hani ben Eskişehirspor maçı gibi oynamaz bir kere Adanaspor. Net, o çok net yani. Keçiören Gücü'nün belli bir sistemi her zaman söylüyoruz. Belli bir sistemi var. Bu lige çıktığından beri. Ben şöyle söyleyeceğim. Hem Adana Demirspor gol bulur hem Keçiören gol bulur diyeceğim. Keçiören de gol bulacağını düşünüyorum. Onun için karşı gol var tercihinde bulunacağım. Evet, gollü bir maç olmasını ben de aynı fikirdeyim Devrim abi sen de. Altınordu Eskişehir maçına geçelim. Enis milli takıma davet edildi. Milli takımda da gerçekten konuşacağımız şeyler var aslında ama seninle özellikle çünkü hani bu milli takımdaki oyuncu havuzu sen biraz Twitter'da da takipçilerle sohbet ettin o milli maçlar arifesinde. O sohbeti buraya taşımak istiyorum haftaya mutlaka. Konuşalım derim abi. Senin orada çünkü değindiğin bazı şeyler vardı. Onları da konuşmak istiyorum programda ama önümüzdeki haftaya bırakalım bunu. Burada bir sürpriz olur mu sence? Yok. Onu çok kısa bir söyleyeyim de hani yakalam sen madem Söyle. girmişsin konuya. Hani milli takımın Söyle abi kaleci söyle. rotasyonunun çok iyi olduğunu söylüyoruz. Stoper rotasyonunun çok iyi olduğunu söylüyoruz.
İşte sağ beki işte bak Mert Müldür oynuyor, Zeki oynuyor, Nazım Sangare, yani sol bekteki Caner bence artık milli takım oyuncusu değil, onu söyleyeyim de bana göre değil. Dünkü maçla ilgili söylemiyorum. Artık Caner milli takım seviyesinde değil. Orta sahamız yeterli, çok iyi isimler var ama abi ne ön taraf, kenarlarımız ve santraforumuz alternatifsiz. Yani ya, var mı isimler? Var tabii ki. Hani Cengiz var işte, Abdülkadir Ömür falan var ama bu oyuncular sakatlık çok yaşıyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman bunlar asla kenar oyuncusu değil. Tamam mı? Burak Yılmaz var, artık kaç yaşına geldi? Hani Enes Ünal henüz beklentileri bir türlü karşılayamıyor. Belki daha çok şans bulması lazım. İşte Enis Destan alındı. Ama ben şunu söyleyeceğim mesela bak. Biraz önce Keçiören dedik. Şimdi Altınordu. Bak Keçiören'de Barış Alper Yılmaz. İlk defa milliye seçildi bu sene. Zaten bu sene ilk defa birlikte oynuyor. Abi çocuk çok özel bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Zaman zaman eleştiriyorum da. Sezon başından beri övdüğüm bir oyuncu. Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu. Hep söylüyorum. Geçen seneden beri söylüyorum. Milli takımın kenar ihtiyacını karşılayabilecek bir oyuncu. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu. Yani abi hani belki diyecekler ki ya Galatasaray'da tam şans bulmuyor. Ama abi net kenar oyuncusu bunlar saydıklarım. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Metehan Mimaroğlu. Bunlar net kenar oyuncusu. Bunlar milli takımın kenar ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde oyunculardır diyeyim. Ve hemen Altınordu Eskişehir maçına geçeyim. Şimdi Eskişehirspor artık ligde kalması mümkün değil. Ama oyuncular bir şekilde onur mücadelesi veriyorlar. Altınordu'da son maçta İstanbulspor'u zor da olsa deplasmanda mağlup etti. Eskişehirspor belki Adana Demirspor'a çelme taktı ama Altınordu maçının o şekilde geçeceğini düşünmüyorum ben. Altınordu bu maçı kazanır ve bu maçın üst biteceğini düşünüyorum. Hemen diğer maça geçiyorum diyelim abi. Bolu Adana maçı. Valla Bolu Spor özellikle ikinci yarıda kurmuş olduğu kadro bu lig için çok iyi bir kadro. Ben hep söylüyorum bunu. İkinci yarıdaki transfer bitiminden itibaren söylüyorum. Adana Spor'un da her zaman söylediğim şey, kötü kadrosu var. Yetersiz bir kadrosu var. Ligde kalması Adana Spor'un başarıdır bana göre. Maça geçecek olsak madem yani iyi takım diyoruz Bolu Spor. Hani bir şekilde kolay da geçmeyebilir. Adana Spor artık yani düşme tehlikesi var çünkü Adana Spor'un. Geçen sene çünkü Adana Spor ders almamış net yani. İyi bir kadro kuramadı. Ama bu maçı ben Bolu Spor'un kazanabileceğini düşünüyorum seni. Ve hani Bolu Spor kazanır diyorum. Değerim abi ben de şimdi Boluspor galibiyeti bekliyorum. Gollü maç sonunda galibiyetini bekliyorum. Ve haftanın benim için karşılıklı gol var maçına hemen geçiş yapacağım. Menemen Ümraniye maçı benim bu hafta birinci ligde hani böyle cımbızla çektiğim zor bir hafta çünkü gerçekten. Maçlardan bir tanesi kritik bir maç bu. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Şimdi Menemen kalan 7 haftada fikstüre baktım çok zor maçları var. Hani 7 hafta kala baştan şunu söyleyeyim. Menemen Spor'un ligde kalması kolay değil. Yani en zor fikstür Menemen Spor'da. Yani Ankara Spor'la Eskişehir Spor'un düştüğünü varsayarsak 3. takımın Menemen mi Akhisar'ım dersen bana fikstüre bakıp da söyleyeceksek bunu. Fikstüre göre Menemen Spor'un işi çok zor hakikaten. Çünkü bu hafta Ümraniye sonra Bandırma sonra Samsun maçları falan Adana Demir falan yani böyle çok zor maçları var hep. Hedef takımlarla maçı var. Ümraniye'nin ise hani playoff şansı matematiksel var ama bence imkansız. Ümraniye Spor'da yani yavaş yavaş önümüzdeki sezonun planlarını yapıyor. İşte kim kalacak, kim gidecek ona göre hoca işte teknik adam. Oyuncuları ona göre kullanıyor diye düşünüyorum. Maça geçecek olsak seninle aynı fikirdeyim. Ben gollü bir maç bekliyorum. Yani iki takımın da gol atabileceği bir maç. Hatta karşılıklı gol var diyebilirim bu maçta gibi. Derim abi gelelim derbiye. Keşke her şey yolunda olsa da seni alıp gitsek maça. Öyle bir maç. Güzel bir maç. Keyifli bir maç. İnşallah o zamanlara geleceğiz yakın gelecekte. Yani 1976 yılından beri bu derbi oynanıyor. İki takım arasında. Keyifli bir maç olacak. Hani Bandırma zaten çok hırslı bir takım. Başkanından da almış olduğu bir hırsı var. Çünkü her maç sonunda böyle çok taraftar vari diyelim açıklamaları da var.
Şöyle söyleyeyim, şöyle pas atayım derim abi sana. Derbi gollü geçer diyorum ben. Başkan dedin de başkanın bir geçen seneden takım elbise borcu var bana. Onu da burada hatırlatmış olayım. Burayı Unuttu ama gönderelim hiç. abi. Unuttu Bu ama kısmı gönderelim onu söyleyeyim. Öyle Yoldur gireyim. abi. Bandı. Sonra şimdi maça geçecek olsak bu maçlar hep keyifli oluyor seni. Hakikaten Balıkesir Bandırma hakikaten çok keyifli geçiyor maçlar. Şimdi hedefsiz değil takımlar. Neden değil? Balıkesirspor bir kere can havliyle ligde kalmaya çalışıyor. Kalmak için uğraş veriyor. Bandırmaspor'da hani acaba mı diyor ki ben aynı şekilde Ümraniye için ne dediysem Bandırmaspor için de bence çok zor, imkansız hatta playoff. Ama bir umut diyor Bandırmaspor. Onun için mücadele ediyor. Tarafla ilgili çok böyle bir şey bulamadım. Yani Balıkesirspor'da bakma puan durumunda belki puan anlamında çok geride kaldı Bandırma'dan ama kadrosu kötü değil bence. Özellikle son dönemdeki transferleri anlamda söylüyorum. Valla gollü bir maç bekliyorum seni ben. Bandırma'da gol atar, Balıkesir'de gol atar bence. Öyle düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim derim abi ve programın finali de çok güzel bir maç ve bana göre yine gollü bir 90 dakika bizleri bekliyor. Bursaspor Altay maçı. Senin söylemiş olduğun gibi sen zaten yaklaşık bir 4 hafta önce söylemiştin Altay'ın çok iyi bir fikstürü var. Ama şuna bir ek yapayım derim abi. Yukarıdaki takımlar da özellikle Samsunspor çok ekstrem puanlar kaybetti. Çok yani hiç hesapta olmayan puan kayıpları var. Adana Demir'in Samsun'dan hani bir şey denk geldi Altay için. Hem iyi fikstür hem rakiplerin Giresunspor'un puan kayıpları aynı zamanda böyle üst üste birçok şey iyi denk geldi ve Altay şu anda Süper Lig'e direkt gelmek için senin söylemiş olduğun gibi oldukça avantajlı konuma geldi. Şimdi Altay fırsat kolluyor seni. Dedim ya Samsunspor'un bu hafta Tuzla deplasmanında yaşayacağı herhangi bir puan kaybında Altay bir kere hemen ilk ikiye kendini atmak istiyor. Yani ve Samsunspor'un dedim ya kaybedeceği puanda Samsunspor'da sıkıntılar başlar. Değişimler olabilir. Onu söyleyeyim bir kere. Olur da yani. Şimdi maça geçecek olsak Bursaspor çok net kazandı. Adanaspor deplasmanında Altay'da net bir skor aldı. İkisi de aynı skorla kazandı. Bursaspor'un da matematiksel şansı var ama ben aynı şekilde hani kolay değil abi çok zor. Yani ben o İstanbulspor Keçiören'den o yani şu anda ikisi yakın ya onun için onları söylüyorum. Arasında geçeceğini düşünüyorum. Tuzla'nın bile çok şansının olduğunu düşünmüyorum. Düşün yani. Çok da yakın olmasına rağmen, hani o kadar uzak olmamasına rağmen. Bursaspor Altay maçı bana göre direkt söyleyeyim ben Altay kazanır. Kadro kalitesi daha iyi. Burada hani Altay'a güvenmeyecekler için şunu söyleyebilirim. Şimdi bir tarafta çok genç bir takım Bursaspor. Bir tarafta da ligin belki en yaşlı takımı. Ligin en yaşlı yaş ortalaması takımı. Hani sürpriz sonuç çıkar mı falan diye beklentiler olabilir ama hani bu ancak hani üst alternatif olarak Altay'ın kazanamamasına alternatif olarak benim tahminim üst tercih olabilir diye düşünüyorum. Peki programın da sonuna geliyoruz. Bu arada 2 hafta önce bahsettiğimiz Bursaspor'un o icralık olan maalesef elektrik borcundan dolayı stadın tesisler, elektrik kesintisi vesaire böyle çok olumsuz haberler yansımıştı. Bu borç da kapatıldı. Onu da aktarmış oldum. O hani bir haber verdik. Haberi de tamamlamış olalım. Bunun sonucunda Bursa bir yanlışım yok değil mi derim abi? Benim bildiğim kadarıyla Yok tüm yok. borçlar ödendi. Borçlar ödendi Ödenme ve değil de problem yok. Yok anlaşma yapılanma sağlandı yani. galiba. Bir ödeme yapıldı, bir yapılanmaya gidilerek sorun çözüldü diyelim aslında. Doğru. Daha doğrusu bu olur. Bir ödeme yapıldı ve yapılanmaya gidildi. Evet, birincilik Yani saatinin bu haftalık da sonuna bir şey geliyoruz. söyleyeceğim. Heh, buyur abi. Buyur abi. En son 2 gün öncesinde net değildi ama onu söyleyeyim yani. Hani daha sıkıntılar devam ediyordu. Onu da belirteyim ben. Çok yakın geçmişten üzüldü. Evet, 1-2 günlük olay. O yüzden tam da programa denk geldi. Bunu da söylemiş olduk. Herkese keyifli hafta sonu temenni ediyoruz. Umarız güzel bir hafta sonu olur sizler için ve umarız yaptığımız yorumlarda bir nebze olsun sizlere yardımcı olmuş oluruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.